Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayır getirsin, bereket getirsin. Gecemiz şerden uzak olsun. Ya Rabbi amellerimizden razı ol. Sen büyüksün ya Rabbi, amelimiz küçüktür. Kul küçük amelle senin dergahına gelmiş, senin dergahına sığınmış. Amel küçük, kul da küçük ama ikram edilen çok büyük. Ya Rabbi kerimsin, sen cömertsin, kullarının azına sen razı olursun, biliyoruz seni. Sen sensin ya Rabbi, biz de biziz işte. Biz eksiğimizle gediğimizle kapına gelmişiz, eman vermişiz, eman istemişiz senden. Ve Allah bir gün yaratmak istedi. Önce arşı yarattı. Arş göğün yukarısındaki manevi gök demek. Önce arşı yarattı. Sonra Allah suyu yarattı. Sonra Allah rüzgarı yarattı. Sonra Allah gökyüzünü yarattı. Sonra Allah bitkileri yarattı. Sonra Allah hayvanları yarattı. Sonra Celle Celaluhu melekleri yarattı. Sonra Allah cinleri yarattı. Sonra Allah insan yaratmak istedi. Arşı katları vardı. Arşın katlarını anlatırken aslında şu hadisi iletmekle, şu rivayeti iletmekle yetineyim. Rivayette şöyle deniyordu. Son derece manidar bir rivayet. Dikkatlerinizi arz ediyorum buraya. Diyor ki hadiste, rivayette gök ile yer arasında ne kadar mesafe olduğunu biliyor musunuz? Gök ile yer arasında. Melekler dediler ki Allah ve Resulü bilirler. Allah dedi ki gök, Allah Resulüne bildirdi ve Resulü dedi ki gök ile yer arasında 500 yıllık mesafe vardır. Sonra göğün her bir tabakası arasında 500 yıllık mesafe vardır. Her bir göğün karanlığı, kalınlığı, her bir tabakanın kalınlığı 500 yıllık mesafedir. Yedinci göğün üzerinde deniz bulunmaktadır. Yedi gök var, yedi göğün üzerinde deniz bulunmakta, semada deniz bulunmaktadır. Bu denizin dibiyle üstü arasındaki mesafe, yedi gök arasındaki mesafe kadardır. Yani 3500 yıldır. 3500 yıldır. Sonra bunun üstünde her biri geyiğe benzeyen, yani insan suretinde olmayan 8 tane tabaka vardır. Her bir tabakanın arasında 500 yıl mesafe vardır. Toplam 3000-4000 yıllık da orada mesafe vardır. Onun üzerinde semada arş vardır. Arşın üzerinde Allah'ın kürsüsü vardır. Sizin yüce Rabbiniz işte bu kadar yücedir. Anlatırken doğrusu bunu biz bile anlatırken ve bu kelimeleri ve bu cümleleri ve bu rakamları telaffuz ederken innel acze anil idraki idrakun diyen Sıddık-ı Ekber'in sözünün üstüne ne ekleyebilir, ne söyleyebilirsiniz? İnne el acze anil idraki idrakun, seni anlayamamak, seni ihata edememek, seni kuşatamamak, seni anlamaktır ya Rabbi diyen ve Allah'a teslimiyetini Miraç'ta peygamberine teslimiyeti gibi Allah'a teslimiyetini haykıran Hazreti Ebubekir Sıddık'ın sözünün üstüne ne ekleyebilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz ki? Kudret üzerine kudret,
kuvvet üzerine kuvvet. Ve Allah Adem'i yaratmak istedi. Allah insanı yaratmak istedi. Cebrail'e dedi ki git ve topraktan numune al ve getir bana. Cebrail gitti ve dedi ki toprağa, bana toprak ver dedi, kendinden bir parça ver. İnsanı yerden yaratıyor, gökten değil, topraktan yaratıyor. Yücelen insana, kibirlenen, büyüklenen insana Allah diyor ki sen bir şey değilsin. Ayakların altındaki bir şeysin sen. Kendini unutma. Dün topraktın, bugün bir meni parçasısın, bir su parçasısın. Elbiseye bulaştığında yıkanıp atılıyorsun, pistir diye. Onunla namaz dahi kılamıyorsun. Senin ham madden bu. Büyükleniyorsun, ilahlaşıyorsun, firavunlaşıyorsun, nemrutlaşıyorsun. Sen bir şey değilsin ki. Kendinin farkına var diyor. Farkına varmak istemeyeni çepeçevre kuşatıyor. Toprak dedi ki Allah'a sığınırım. Benden bir parça alma. Çünkü benden alınacak parçadan Allah insan yaratacak. İnsan Allah'a isyan edecek. Benden çıkan bir parçanın Allah'a isyan etmesini istemiyorum. Benden alma. Cebrail numune alamadan döndü. Yüce Rabbim Mikail'i gönderdi. Mikail git ve topraktan bir parça al ve bana getir dedi. Ben ondan insan yaratacağım. Mikail gitti. Toprak Allah'a sığındı. Ya Rabbi benden bir parça alma dedi. Çünkü benden çıkan sana isyan edecek. Benden çıkanın sana isyan etmesini istemiyorum ya Rabbi dedi. Mikail aleyhisselam toprağın itirazı üzerine geri döndü. Allah dedi ki Azrail'e git ve toprak al ve dön. Azrail gitti, toprak ona dedi ki ne olur gönderme ve benden alma dedi. Azrail dedi ki Allah emretmiştir, sana rağmen alacağım. Toprak aldı, beyaz toprak, siyah toprak, kırmızı toprak, kirli toprak, verimli toprak, verimsiz toprağı aldı ve Yüce Rabbimizin yanına getirdi. Ya Rabbi getirdim dedi. Çünkü Azrail kimseyi dinlemiyordu. En kat'i görevi yapıyordu. Çünkü canları alan da oydu. Çünkü o canları alırken kimsenin gözyaşına bakmayacak. Onun için Allah Azrail'i gönderiyordu. Git ve al ve gel diyordu. Azrail gidiyordu, alıyordu ve dönüyordu. Allah'a arz ediyordu. Rabbim kabul ediyordu. Ve sonra Allah o toprağı, her türlüsünden alınan toprağı yoğurttu ve ondan bir ceset oluşturdu. Önce topraktı. Bakın Adem nasıl yaratıldı. Önce topraktı. Sonra çamur oldu. Adem'in ham maddesi. Sonra cıvık bir çamur oldu. Sonra kuru bir balçığa dönüştü. Sonra ateşe pişmiş kuru çamur oldu. Sonra insan oldu ve cennetin kapısına bir külçe gibi atıldı. İşte o zamana kadar meleklerin başında olan Azazil, 80 sene ibadet etmiş bir cin, melek değil. Meleklerin başında ama melek değil, adı Azazil. Azazil veya adı Haris, şeytanın gerçek ismi Azazil, eski ismi veya Haris. Şeytan geldi, o gün şeytan değil adı. O gün iblis değil, kovulmuş değil. Çünkü iblis kovulan demek. O gün geldi oraya, gördü o balçığı, insan suretindeki şeyi görünce bu ne ki acaba dedi. Allah bunu niye yarattı? Geliyor gidiyor ve Adem aleyhisselamın ham maddesine tekme atıyordu. Bu nedir? Bu biçimsiz bir şey, ne bu diyordu. Ağzından hava giriyor, başka yerinden çıkıyor. Bu ne biçim bir yaratık diyordu, alay ediyordu. Allah Adem'in cesedini cennetin kapısında tam 40 yıl bekletti. Sevenin kapısında beklemek lazım. Sevdiğinin kapısında bekleyemezsen sen seven olamazsın ki. Aşık kapıda bekler. 40 sene Adem bir toprak parçası, cansız bir beden olarak cennetin kapısında bekletildi, atıldı oraya. Geliyordu şeytan ve her gördüğünde kızıyordu. Bu neyin nesidir? Bu niye gönderildi diyordu. Ve bir gün Allah Adem'e ruh üfürdü. Kendi ruhundan emretti.
Ruh içeri girince Adem'in kafasından bütün vücuduna yayılınca ruh kana dönüştü. Damarlarında kan oynamaya başladı. Hazreti Adem dirildi. Adem aleyhisselam insan olarak diriltildi. Allah ona ruh vermişti. Sonra Hazreti Adem kalkar kalkmaz dedi ki ben kimim diye sordu. Sen Adem'sin dedi Hazreti Adem aleyhisselama. Hazreti Adem aleyhisselam ya Rabbi beni niye gönderdin? Seni insan olarak gönderdim dediğinde elhamdülillah diyordu Hazreti Adem aleyhisselam. Allah diyordu ki ben kimim biliyor musun Adem? Sen her şeyin yaratıcısı olan Allah'sın dedi. Hazreti Adem'in ilk kelimesi sen Rab'sın, sen Allah'sın. Allah diyordu ki Adem doğru söyledin, doğruyu bildin diyordu. Hazreti Adem yaratılıyordu böylece. Sonra Hazreti Adem yaratıldığı gün cennete konuluyordu. Denilir ki cuma günü cennete konuldu. Cuma günü yaratıldı. Yarın gibi yani. Hazreti Adem aleyhisselam. Sonra Hazreti Adem'e Yüce Allah dedi ki Adem'e secde edin. Ama ondan önce melekler dediler ki ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz. Biz seni biliyoruz. Senin birliğinin farkındayız. Biz sana ibadet ediyorken ya Rabbi neden başkasını yarattın ki? Bizim ibadetimiz yetmiyor mu ya Rabbi? Allah dedi ki ben bilirim. Siz bilmezsiniz. Ve sonra Allah meleklere dedi ki çabuk hep beraber Adem'e secde ediniz. Melekler niye secde ettiler Adem'e? Denir ki Yüce Allah'a ya Rabbi onu niye yaratıyorsun diye sordular ya. O sorunun cezasıydı işte. Allah'a sorulmaz ki niye yarattın diye. O yaratmayı istedi sen itaat edeceksin. Melekler o soruyu sordukları için Allah meleklere Adem'e secde edin dedi. Bir sorunun cezası bu kadar ağırdı. Çünkü melekler sormamalıydılar. Melekler itaat etmeliydiler. Meleklerin görevi itaat etmekti. Sormak yoktu. Meleklerin nefsi yoktu ki çünkü. Çünkü onlar itaat etmek için yaratılmışlardı. Allah secde et dediği anda hep beraber secdeye kapanmalıydılar. Veya Allah yarattığı anda hep beraber onun yaratılışını sorgulamamalıydılar. Evet Allah emrettiğinde hep beraber secdeye vardılar. Biri hariç, o biri şeytan. Melek değil şeytan. Çünkü melekler nurdan yaratılmış. Şeytan ateşten yaratılmış. Kirli ateşten yaratılmış. Şeytan kaybetti. Dedi ki ya Rabbi dedi sen benim Rabbimsin. Seni kabul ediyorum ama ben buna niye, neden secde edeyim? Halaktahu min, halaktani min nar ve halaktahu min turab dedi. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan, min ev min tinin veyahut da onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan daha güçlüdür. Ben ona niye secde edeyim? Kibirlendi, büyüklendi. Onun için cehennemden ebedi, cennetten ebediyen kovuldu. Çünkü şeytan oldu. Kibir cennetten çıkarır cehenneme cehenneme sokar. Günah cennetten çıkarır cennete sokmaz belki. Cehenneme sokar adamı ama günah neticede mutlaka cennete sokar. Günahı affettiren ama kibir affedilmiyor. Allah'a karşı işlenen kibir kişiyi ebediyen cehennemlik yapar. Allah'a karşı işlenmiş günah kişiyi ebediyen cehennemlik yapmaz. Arada büyük fark vardır. Hazreti Adem aleyhisselama secde etmedi. Şeytan Allah dedi ki sen tard edilmişsin. İşte şeytanın bize düşmanlığı buradan başlar. Çünkü Allah dedi ki cennetten çık dedi. Cennetten kovdu onu. Şeytan unutmadı cennetten kovulduğunu. Adem'in çocuklarına da ondan dolayı düşmandır. Kıyamete kadar düşmanlığı devam edecek. Çünkü o Adem'in çocuklarıyla hesaplaşmak istemektedir. Çünkü şeytanın taifesi büyük şeytan Azazil ki yaşamaya devam ediyor. Şeytanın grubu ve guruhu, şeytanın torunları ise, yeni nesli ise, şeytanın yeni jenerasyonu ise yaşamaya devam ediyor. Adem'in çocuklarına tuzak kuruyor. Şeytan nasıl Adem'e tuzak kurduysa şeytanın yavruları da
Adem'in çocuklarına öylesine tuzak kuruyorlar. Nihayet Hazreti Adem Aleyhisselam'ı uykuya yatırttı ya Rabbi. Rabbim, Adem uykudayken onun eye kemiğinden Havva'yı yarattı. Havva canlıdan yaratılan şey demektir. Hazreti Adem uyandığında yanı başında Havva'yı gördü. Sen kimsin dedi. Ben Havva'yım dedi. Sen niye geldin dedi. Allah beni seninle yakınlaşayım diye gönderdi. Sonra Hazreti Adem ile Havva bir araya geldiler ve cennete dolaşmaya başladılar. Allah onları cennete koyarken dedi ki cennetin bütün nimetleri size helal ama şu ağaca yaklaşmayın. Buğday ağacı mı, incir ağacı mı, elma ağacı mı kimse bilmiyor. Allah biliyor sadece. Hristiyanlar derler ki o ağaçtan maksat cinselliktir. Yani karı koca yakınlaşmayacaksınız. O akla uzak görünüyor. Çünkü Allah وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ şu ağaca yaklaşmayın diyor. Şu ağaca, bütün ağaçlardan alıp yiyin ama şu ağaç yasak size. Allah kıskandığı için söylemiyor onu. Kulu deniyor, sana bin türlü nimet verdim. Şu nimeti benim hatırım için yeme diyor. Allah yasağı koyuyor, nimeti veren de o, yasağı koyan da o. Adem ile Havva o ağaca hiç yaklaşmadılar. Bir gün şeytan ağlamaya başladı. Diyorlar ki şeytan cennete yılan gibi girdi. Ama girdi işte. İmtihan gereği girmesi gerekiyordu. Cennete girdi. Hazreti Adem ile Havva'ya yaklaştı. Ve sonra ağlamaya başladı. Ama öyle bir ağlayışla ağlıyordu ki Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva şeytana acıdılar. Niye ağlıyorsun dediler. Tanımadılar onu çünkü. Şeytan dedi ki size ağlıyorum size. Bize niye ağlıyorsun dediler. Dedi ki onlara şu ağaç var ya. Evet dediler. Yasak değil mi size? Evet dediler yasak bize. Ama niye yasak biliyor musunuz? Neden dedi Hazreti Adem. Dedi ki şeytan eğer siz o ağaçtan yiyecek olursanız ebediyen cennetten çıkmayacaksınız. Allah sizi cennetten çıkarmak istiyor. Eğer o ağacı yerseniz cennete ebedi kalacaksınız. Bu nedenle Allah sizi cennetten günü gelince kovacağı için size bu ağacı yasakladı. O ağaçtan yeseniz cennete kalacaksınız. Vah vah üzülüyorum size. Sizin için gözyaşı döküyorum. Siz gün gelecek bu nimetlerden uzak kalacaksınız. Yazık günah değil mi size? Cennetten çıkmak olur mu dedi. Adem ile Havva bir anda durdular. Birbirlerine baktılar ama Allah'a isyan etmediler. Havva annemiz Adem'e dedi ki doğruysa şayet meyveden yesek mi? Adem Aleyhisselam hayır dedi. Allah bize dedi ki bu ağaca yaklaşmayınız. Ama şeytan bin surete giriyordu. Bin defa yalvarıyordu. Ne gözyaşları döküyordu. Ne diller döküyordu. Sizi bile kandırırdı. Dedenizi kandırdığı gibi. Bizi bile aldatırdı. Hazreti Adem cennete yalan olmayacağını zannediyordu. Çünkü cennete yalan olmazdı ki. Cennete ihanet olmazdı ki. Cennete yalan olmayacağını zannettiği için Hazreti Adem bir an ruhu oraya doğru kaydı. Şeytanı dinlemek istedi. Şeytan o kadar yalvarıyordu. Hul diyordu. Ebedi cennetin yolu buradan geçer. Sakın diyordu burayı terk etmeyin. Yazık olur size. Nihayet Hazreti Adem ile Havva şeytanın tezgahına geldiler. Oyununa geldiler. Yaklaştılar. Ayette çok önemli bir vurgu var. وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ demiyor Kur'an. Bu ağaçtan yemeyin demiyor. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ bu ağaca yaklaşmayın diyor. Yemek ile yaklaşmak ayrıdır. Çünkü yaklaşırsan elin oraya gider. Kur'an zinadan bahsederken وَلَا تَقْرَبَا zina diyor. Zina yaklaşma diyor. Zina işleme demiyor. Çünkü zina yaklaşırsan yani zinanın önceliklerine birbirini sararsanız, öperseniz, haram olan şeye başlarsanız soru da gelir diyor.
Kur'an öyle bir üslup kullanıyor. Yaklaşma harama. Yaklaştın mı harama? Kayar ayağın. Şeytan kandırır seni. Senin dedeni kandırmadı mı? Ayağını sürçtürmedi mi? Seninkini de sürçtürür diyor. Kişi zina yaklaşınca zinaya düşer. Harama yaklaşınca harama düşer. Hazreti Adem ile Havva yaklaştılar şeytanın tezgahıyla meyveye, meyveden kopardılar. Yer yemez birdenbire üstlerine bir baktılar ki üstlerindeki bütün elbiseler gitmiş. Çırılçıplak kalmışlar. Hazreti Adem koşmaya başladı. Öyle bir koşuyordu ki ağaçlara takılıyordu. Sağa sola kaçıyordu. Allah'tan bir ses geldi. Allah dedi ki, Adem benden mi kaçıyorsun? Benden nereye kaçıyorsun dedi. Hazreti Adem cevap verdi. Senden kaçmıyorum ya Rabbi. Senden haya ediyorum. Utanıyorum günahı işlediğim için. Ona ayak sürçmesi derler. Büyüklerin ayağı sürçermiş. Ya Rabbi diyordu. Senden utandığım için kaçıyordu. Yapraklarla örtünmeye çalışıyorlardı. Edep yerlerini. Ama bedeli ağır olacak, cennetten çıkarılacaklardı. Çok ağır olacaktı. Olur muydu ey Adem dedem? Olur muydu? Sen melekler sana secde etmişken bir meyveye kanmak olur muydu Havva ninem? Olur muydu ey insan, olur mu? Şeytanın adımlarına uymak, şeytanın oyununa gelmek olur mu ey insanoğlu? Şeytan ne kadar yabandır, şeytan ne kadar güçlü, ne kadar akıllıdır. Esasen şeytan içimizde, yüreğimizde, dışarıdaki şeytanın dışında bir de nefsimizin şeytanı var. Bizi aldatan, çaptan düşüren, ayaklarımızı kaydıran. Kimse kaymaz demesin. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaratun bissu diyordu Hazreti Yusuf. Ben nefsimi tevriye edemem. Nefsim terbiyelidir diyemem ki. Nefis kötülüğü emredicidir. Kimleri baştan çıkarmadı? Şu kahrolası kötüleşmiş nefis. Uzaklaşmış ya Allah'tan. Düşmüş ya aykırı uzak yollara. Savrulmuş ya başka iklimlere. Ne yapacaksınız ki? Adem aleyhisselam cennetten indiriliyordu. Allah diyordu ki benim emrimi dinlemeyene cennete yer yok. Sen Adem de olsan in aşağıyı. Hindistan'a indiriliyordu. Hazreti Havva annemiz Cidde'ye indiriliyordu. Mekan bomboş. Şehir bomboş. Kainat bomboş. Ağlayacak denir ki 200 sene boyunca ağladı Hazreti Adem. 200 yıl boyunca sürekli ağladı. Melekler bile Hazreti Adem'le beraber ağlıyorlardı. Melekler de onunla beraber ağlıyorlardı. Adem'in gözyaşlarına melekler arkadaşlık ediyorlardı. Affetsen ya Rabbi. Hatta denilir ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duaları içerisinde en etkili dua şuydu. Cennetten çıkarıldığında diyecek ki ya Rabbi Muhammed hürmetine beni affeyle. Hani diyorlar ya medet olmaz diye canınız istemese de bin defa medet ya Muhammed Aleyhisselam. Medetsiz olur mu? Himmetsiz olur mu? Bereketsiz olur mu? Namazınla Allah'a yöneliyorsun. Verdiğim bir su damlasıyla Allah'a medet diyorsun. Ya Rabbi benim bu ibadetim hürmetine beni cehennemden kurtar diyorsun da kainatın sevinci ve fahrı olan Hazreti Muhammed'de medet olmayacak mı? Yüz bin ket medet ya Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi onun hürmetine, onun hürmetine ya Rabbi sıkıntılarımızı gider. Tuncina biha min cemi'il ehvali vel afat demiyor muyuz? Bütün sıkıntıları onun salatıyla gider ya Rabbi demiyor muyuz? Allah soruyor bilmesine rağmen Adem diyor. Muhammed'i nereden bildin sen? Allah biliyor aslında. Daha Muhammed'i yaratmadım ki. Allah'ın büyük peygamberi Adem diyecek ki ya Rabbi cennetin kapısında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gördüm. Cennete girmenin anahtarı
Allah'ın bir olduğunu, tek yaratıcı olduğunu, şirkten uzak bir şekilde iman etmek, Muhammed onun Resuludur demek. Ben Muhammed'in adını, senin adının yanında görünce anladım ki sen onu çok seviyorsun. Allah affetmiştir Adem'i 200 sene gözyaşı döktükten sonra. Bir meyve yemenin bedeli 200 yıl gözyaşı. Bir meyve yemenin bedeli 200 yıl. Adem ağlayacak. Sonra Hazreti Adem'in duası vardır. Denir ki şu yazdığımız duanın dışında şu duaları söylemiştir. Kala Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani Araf suresinin 23. ayeti. Adem ile Havva dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Sonra dediler ki şu duaydı. Subhaneke Allahumme la ilahe illa ente rabbi zalamtu nefsi faghfirli inneke entel gafurur rahim. Şuydu ey Rabbim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Ben nefsime zulmettim. Beni mağfiret et. Gafur ve rahimsin. Veya dediler ki şu duadır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resuludur. Veya dediler ki şu duadır. Ey Allah'ım seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Senden başka ilah yok. Kötü bir iş yaptım. Nefsime zulmettim. Tevbemi kabul et. Sen tövbeleri kabul edensin. Bütün duaların ortak merkezi ben nefsime zulmettim. O zaman ey kardeşim, ekran başındaki kardeşim bir günah işledin mi? Allah'a de ki zulmettim kendime ya Rabbi. Sen bana zulmetmedin. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla ya Rabbi de. Demek lazım. Allah'a yönelmek için, yönelebilmek için onu söylemek lazım. Adem aleyhisselam onu söylüyordu ve Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'in tövbesini kabul ediyordu. Adem ile Havva bir araya geldiler Cidde'de. Adem ile Havva bir araya geldiler. Adem Hindistan'dan, Havva Cidde'den geldi. Arafat'ta bir araya geldiler. Sonra Hazreti Adem'e Kabe'yi inşa et emri geldi. Adem denemiz Kabe'yi yaptı. Kabe'yi inşa etti. Denir ki Adem ile Havva'nın karı koca yaşaması 100 sene sonra olmuş. 100 sene sonra Adem'in eli Havva'ya, hayvanın eli Adem'e değmemişti. Aslında bu insanoğlunun kadın ve erkeklerine bir ders. Nefsinize hakim olun, şeytana uymayın. Bir anlık zevku sefa için bütün bir ahiretinizi berbat etmeyin dersiydi. Adem o dersi veriyordu çocuklarına, Havva o dersi veriyordu torunlarına. Sakın ha sakın ayaklarınız kaymasın diyordu. Mevlam bizi Adem ile Havva'nın torunlarını onun yolundan ayırmasın. Allah bize merhamet etsin inşallah. Efendim bir ara vereceğiz. Aramızdan önce Adem ile Havva ile ilgili söylememiz gereken sözlerimiz elbette ki henüz bitmedi. Doğrusu şunu söyleyeyim. Adem'in çocuklarına ve Havva'nın çocuklarına yapılması gereken şey onların yolundan gitmek ve onun ölçülerine uymaktır inşallah. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.